Tamam. Şöyle yapalım. Yani şimdi arkadaşlar şöyle soru soralım. Bir. Kur'an'ın yazarını gören var mı? Yok. Yok. Gören yok. Peki. İki. Kur'an'ı insanlığa getireni gören var mı? Yok. Yok. Gören yok. Peki. Üç. Kur'an'ın ilk ortaya çıktığı zamandakileri gören var mı? Yok. 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 Sonrakileri, yani şöyle diyelim. Kur'an tevatür bilgiye göre 7. yüzyılda inmiştir. Yani şöyle bir zaman çizelgesi yapalım. Öyle değil de şöyle yapalım. Böyle bir zaman çizelgesi var. Bu zaman çizelgesinin üzerinde işte şurası 7. yüzyıl. Şurası 22. yüzyıl, 21. yüzyıl. Elimizdeki kitap şurada ortaya çıkmış ve nesilden nesile aktarıla aktarıla, sözlü ya da yazılı aktarıla aktarıla bugüne gelmiş. İşte bu aktarım biçimi tevarüstür. Buna tevarüstür. Yani bilginin ulaştırılma şekli. Peki, tevarüs bilginin aktarılma şeklidir. Yani bu şekilde bilgi aktarılır. Peki, tevarüs edilen bilginin, yani tevarüsle gelen bilginin taksimi mümkün müdür? Yani neye göre taksim edebiliriz bunu? Şöyle taksim edebiliriz. Yani tevarüs bir deriz. Somut varlıkların somut bilgileri. Somut varlıkların somut bilgileri. Yani işte bir somut varlığın somut bilgisidir ve bu bizim tarafımızdan icat edilmiş bir bilgi değildir. Bizden öncekiler tarafından yapılmış ve bize aktarılmış bir bilgidir. Biz de bunu kullanıyoruz. İşte ne bileyim, matematik gibi, fizik gibi, kimya gibi, coğrafya gibi, yani bu bilgiler bizden öncekiler tarafından yapılmış. Yani Amerika'yı biz keşfettik değil mi? Bir daha önce keşfedilmiş bir Amerika var değil mi? Orada bir kıta var değil mi? Yani somut bilgisi. Somutun somut olanın somut bilgisi. Yani burada bir şey yok. Bir soyut değer yok. Somut bilgi. Yani bu ya işte suyun 90 derecede kaynadığı, işte ne bileyim, buna benzer şeylerin olduğu bilgiler somut bilgilerdir. Bunlar nedir? Yani bunlar burada kendi içinde işte ne bileyim, matematik, fizik, kimya, biyoloji, anatomi, tıp, astronomi. Bu böyle şey yapabilirsiniz. Yani somut varlıkların somut bilgileri. Daha önceden bize gelmiş bir sürü bilgi var. Değil mi? İki, somut olayların bilgisi.
Falan zamanda falan savaş oldu, falan zamanda falan doğdu, falan zamanda falan öldü, değil mi? İşte falan zamanda İstanbul fethedildi. Değil mi? Yani bu bilgiler. Bu ne şey ya? Bu tarihtir. Başka bu kategoriye ne sokabiliriz? Ne sokabiliriz? İşte tarih bilgisidir. Bilgisidir. Değil mi? Tabakat. Onu da bunun içine koyabiliriz. Başka? Otobiyografiler. Bu bilgiler yani işte yani ne bileyim Mehmet Akif diye birinin yaşadığı yani bir yaşamış şunun bir biyografisi var değil mi? Şurada doğdu, şurada öldü, şurada yaşadı, şurada içti, şunu yaptı şeklinde böyle bilgiler var değil mi? Yani soyut, somut olaylar. İşte ne bileyim bundan 100 yıl önce bir dünya savaşı olduğunu biliyoruz. Bundan işte bilmem ne kadar önce İkinci Dünya Savaşı olduğunu biliyoruz. Ondan önce Balkan Savaşı oldu ona. Ne bak somut olaylar olmuş. O somut olayların bilgisi. Burada da soyut değerler yok. Yani bu olayların çıkış sebebi neden çıktığı, için çıktığı bunlar soyut değerlerdir. Bu soyut değerler ayrı. Yani onlar da ayrı. Bunlar bu olaylara sebep teşkil ederler. Yani olaylara sebep teşkil ederler. Ama o bilgilerin bu olaylara sebep teşkil etmesi, etmemesi bu olayların olmuşluğunu ya da olmamışlığını değiştirmiyor. Şu soyut değerden olmuş olabilir, bu soyut değerden olmuş olabilir. Yani örnek vereyim işte insanlar Kurtuluş Savaşı'nı demokrasi için yaptılar. İnsanlar Kurtuluş Savaşı'nı İslam için yaptılar. Bakın ikisi de soyut değerdir. İster demokrasi için yapmış olsunlar, ister İslam için yapmış olsunlar. Böyle bir olay yaşandı mı? Böyle bir olay yaşandı değil mi? Heh, bakın bu somut olayların bilgisi. Somut yaşanmış olayların bilgisi. Ondan sonra başka bir de soyut değerler. Soyut değer bilgisi. Düşünce bilgisi. Bu nedir? Ya bu ideolojidir. Felsefedir. Dindir. İnançtır. Ya da inançsızlıktır. Yani inançsızlık da bir inançtır. Bu şekilde ayırabiliyoruz. Yani bilgiyi, tevarüz eden bilgiyi bu şekilde tasnif edebiliyoruz. Bu tasnif ettiklerimiz de daha küçük parçalara tasnif etmek mümkündür. Taksim etmek mümkündür. Ama biz bu tevarüz eden bilgilerde, soyut bilgileri de ayırdığımızda aynı şekilde yani soyut bilginin aynı şekilde bir başkasını ortaya çıkartabiliriz. İşte Kur'an bu tasnifte buradadır. Yani şu şeyin içerisindedir. Fakat bu bilgilerin yani bu soyut bilgilerin içeriği bize başka bir tasnife ya da iddiası diyelim başka bir tasnifi daha zorunlu hale getirir. Mesela bakın siz Aristo'yu bu tasnifin dışına çıkartamazsınız. Sokrat'ı, İbn Rüşd'ü, ne bileyim Kindi'yi, Heidegger'i, Kant'ı, Russell'ı, işte ne bileyim Bacon'u şey yapamazsınız yani bu tasnifin dışına çıkartamazsınız. Neden? Çünkü şöyle bir iddiaları yok. Bu bilgiler mutlaktan gelen bilgiler mutlaktan gelen bilgilerdir diye bir iddiaları yok. Var mı böyle bir iddiaları? Yok. Ama şurada böyle iddiada bulunan var. O zaman ne yapacağız? O zaman diyeceğiz ki tevarüz şöyle bir taksim alacağız.
Şöyle yapacağız. Edinilen bilginin tevarüsü. Tevarüsü. Bunu ayıracağız. Kendi içerisinde deminki ayırdığımız gibi. Bunu ayıracağız. Bir de bağışlanan bilginin tevarüsü. Bunu da kendi içinde ayıracağız. Yani nasıl demin dedik ki hani somuta dair bilgiler, somut olaylara dair bilgiler, soyuta dair bilgiler. Burada da somuta dair, somut olaylara dair, soyuta dair. Bu tevarüs edilen bilginin içeriği bu şekildedir. Bu tasnife baktığımız zaman, yani tasnifi böyle yaptığımızda ortaya şöyle bir durum çıkıyor arkadaşlar. Bağışlanan bilgiyle edinilen bilgi aynı yolla geliyor tevarüs. Bu durumda bunlar birbirlerine rakiptirler. Çünkü aynı içeriğe sahiptirler. Aynı olayları konu ediniyorlar. Yani bakın arkadaşlar, işte İsrailiyat. Adem diyor mu? Diyor. Nuh diyor mu? İbrahim diyor mu? İsmail, İshak, Lut, Yakup, Yusuf. Ta şeye kadar diyor mu İsrailiyat? Yani bunları diyor mu? Diyor. Kur'an. Bu da aynısını söylüyor mu? Aynısını söylüyor. Bu da aynısını söylüyor. Konuları farklı olmuş olsaydı veya aynı konularda aynı şeyleri söylemiş olsalardı, bunlar birbirlerine rakip olmazlardı. Ama eğer biri beyaz biri siyah diyorsa aynı konuda, mesela İsrailiyat'ta varlığı her şeye güç yetiren bir ilahın yaptığına inanır. Ama onda 6. gün her şeyi yaratan Tanrı 7. gün dinlenir. Aynı olayı, yani insan varlığın yaratılışıyla ilgili aynı olayı Kur'an da anlatır. Ama Kur'an der ki bir yorgunluk dokunmadı. Siz bu iki bilgiyi birbirinin tamamlayıcısı olarak alamazsınız. Bu iki bilgi rakip bilgidir. Birbirine rakip bilgidir. Birinin varlığı diğerinin varlığını yok eden bilgidir. Birinin dominant, diğerinin ona göre şekillenmesi gereken bilgidir. Birinin eksik, diğerinin tamam olması gereken bilgidir. Bir elmanın iki yarısı değildir yani bunlar. Aynı şekilde bakın. Kur'an da İbrahim diyor. Bu da İbrahim diyor. Fakat bu diyor ki Mekke diye bir şey, Kabe diye bir yer yok. Hiç söz konusu bile etmiyor. Kur'an diyor ki İbrahim'le insanlığın toplanma merkezi oluşturuldu diyor. Bu diyor ki İsmail soyu yani boş beleş bir soydur. Boş beleş bir soydur yani.
Risalet konusunda onun bir ortaklığı yoktur. Bir payı yoktur. Ama Kur'an diyor ki payı var. Bu ilki bilgi bir elmanın iki yarısı değildir. Bu iki bilgi, rakip bilgidir. Bu rekabette hangisinin güçlü delillere dayandığı artık insanın araştırmasına, insanın hangi bilgiye hangi şekilde ulaştığına, bilgi edinme yöntemlerine bağlıdır. Ama asla bu iki bilgi birbirinin tamamlayıcısı, tamamlayıcı olan bilgiler olamazlar. Tamamlayıcı bilgiler şöyle olurlar, tamamlayıcı bilgi. İşte A ve B vardır. Konu, örnek veriyorum, İbrahim'dir. Hatta şöyledir, şöyle yapalım. Konu İbrahim'dir. İbrahim konusunda burada asıllar vardır. Usuller vardır. Ferler vardır. Hem A hem B ikisi de bu asla yaslanmak zorundadır. Yani bunu temel almak zorundadır. Fakat aynı usullere yaslanan A, İbrahim hakkında örnek veriyor. İbrahim'in bir olayı hakkında, mesela diyelim ki misafirleri hakkında olayın sadece soyutunu anlattı. Çok olayın geçtiği ortamı, mekanı betimlemedi. B de aynı asıllara hiç dokunmadan, aynı asıllar çerçevesinde olayı betimledi. Mekanı, zamanı, durumu, sosyal çevreyi betimledi. Bakın bu bilgi birbirini tamamlayıcı bilgidir. Çünkü burada asıla, yani İbrahim karakterinde bir farklılık yoktur. İkisi de aynıdır. İkisinde de İbrahim aynı değerdedir. Bu tamamlayıcı bilgi olur. Birbirini tamamlayan bilgi olur. Hangisi ne kadar gereklidir o ayrı bir konudur da. Ama birbirini tamamlar. Çünkü onun verdiği bilgi de İbrahim'le ilgili asılları bozmuyor. Bunun verdiği bilgiler de İbrahim'le ilgili asılları bozmuyor. Asıllar sabit. Ama biri İbrahim deyip Risaletin, kendisinden sonraki Risaletin belirleyici dominant ögesi olarak alıyor. İnsanlığın toplama merkezinin onunla ilan edildiğini, insanlığın toplama merkezindeki görev ve yükümlülüklerin onunla insanlığa bildirildiğini ve İslam denilen dinin, yani din denilen şeyin aslında bunun etrafında dönmesi gereken bir sosyal düzen olduğunu anlatır. Biri. Diğeri hiçbir şey söylemez bununla ilgili. Hatta onu yok sayar. Öyle bir şeyi yok sayar. Birinin İkisinde de İbrahim'in İshak ve İsmail isimli çocukları vardır. Bir tanesinde soydan, Risalet soydan gelir ve İsmail'den ve İshak'tan gelecektir soy. Diğerinde affedersiniz İsmail soyuna yani ağza alınmayacak hakaretlerde bulunur. Burada asıllarda sorun var. Asıl sorun. Birindeki İbrahim karakterini kabul ettiğiniz zaman diğerini reddetmek zorundasınız. Birini kabul ettiğiniz zaman diğerine yalan demek zorundasınız. Bu iki bilgi birbirinin tamamlayıcısı bilgi değildir. Birbirini tamamlamaz. Bunlar rakip bilgilerdir. Rakip.
İşte bu yüzden. Tevarüş ettirilen, yani her halükarda bilgi tevarüş da geliyor ve bilgi tevarüş da gidecek. Her halükarda. Hiç kimse bilgiyi birbirine vahyetmeyecek. Tevarüş ettirecek. Vahiy de tevarüştür. Vahiy de birinden birine geçmez. Birinden birine geçiyor işte. Ya, tevarüş dediğimiz şey bilginin birinden A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den E'ye geçmesidir. Tevarüş dediğimiz şey budur. Tevarüş bir bilgi değildir. Tevarüş bilginin aktarma metodudur. Aktarılma metodu. Yani şöyle olmadı değil mi? Biz şu zaman çizgisi üzerinde 2021, 2023 yılındayız. Yani 21. yüzyıldayız. Şurada 7. yüzyılda Muhammed diye biri şey yapmış. Biz şuradaki yaşayanların hiçbirinden bu bilgiyi almadık da gittik şuradan aldık. Direkt gözlerimizle gördük. Böyle olmadı herhalde değil mi? Yok. Mümkün değil. Yani Kur'an diye bir bilgiden, Muhammed diye bir bilgiden, bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu diye bir imparatorluktan, Selçuklu'dan, Emevilerden, Abbasilerden ne yolla haber oldu? Haberdar oldu. A bilgiyi buraya aktardı, bu buraya aktardı, bu buraya aktardı, bu buraya aktardı, bu buraya aktardı. En son bize geldi. İşte şu aktarım şekline tevarüs denir. Ama tevarüs ettirilen bilginin içeriği farklıdır. Tevarüs ettirilen bilgi, bağışlanmış, mutlaktan gelen bilgi olduğu iddiasında bulunan bilgi vardır. Bir de öyle bir iddiada bulunmayan bilgiler vardır. Aynı şey var ya tasdik alledi beyne yedeyi tasdik. Bu beyne yedeyi hep şeye sadece işte onların elinde Tevrat'tan İncil'den kalmış olanlar diye anlıyoruz. Hep de öyle çevrilmiş ama yani o beyne yedeyi tevarüs diye anlamamız mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Zaten başka anlamamız mümkün değil. Yani adı şu ya da bu değil. Tevrat'tan kalan İncil yok. Talmud falan değil. Tevars yoluyla gelmiş olan bilgilerin tamamı. Kesinlikle. Şimdi biraz önce bilgileri tasnif ederken dedik ki yani tevarüs ettirilen bilgi şu tevarüs. Tevarüs soruyla ne geldi bize? Dedik ki şurada somut eşyanın somut bilgisi. Burada da soyut dedik bunu böyle kendi kendine çizdi. Soyut dedik. Şurada da somut olaylar dedik. Değil mi? Evet. Şuradaki değer ne olursa olsun soyut değer ne olursa olsun. Ya ister ateizm olsun, ister felsefe olsun, ister işte Hristiyanlık, ister Yahudilik, ister işte ne bileyim Maoculuk, ister Stavoculuk, ne olursa olsun şu bilgiler hususunda şunların ihtilaf etmesi imkansızdır. Burada ihtilaf olmaz. Yani şu bilgilerde ihtilaf olmaz. Yani arkadaş su insanın ve canlıların hayatını idame ettiren bir somut varlıktır. Taş sert bir varlıktır. Ağaç meyve veren, meyve vermeyen işte ne bileyim iğne yapraklı, geniş yapraklı, kısası uzunluğu, salkım söğüt olanı, bilmem neyi olan bir bitkidir. Çeşitli türleri vardır. İşte kuşlar, işte uçan veya uçmayan işte kanatlı varlıklardır. Balıklar denizde yaşayan canlılardır. Deniz işte tuzlu sudur. İşte ne bileyim yani yağmur havadan düşer. İşte buhar yağmura dönüşür. Bulutlar işte rüzgarla sürüklenir. Ya bu bilgiler de
ihtilaf edilmesi imkansızdır. İmkansız. Neden imkansızdır? Çünkü bu konuda söylenecek sıra dışı bir şey her an ispatlanır. Yani mesela örnek diyelim, bir tanesi 21. yüzyılda kalktı ya, ya birader siz yıllardır suyu H2O bileşeni sayıyorsunuz. Aslında bu H2O'su değil, yani işte ne bileyim S2O'dur. Sülfür oksittir dedi. Yani bu söylemin ömrü bir laboratuvarlıktır. Hemen anında. Neden? Çünkü hakkında konuşulan varlığa ulaşma imkanınız var. Size gizli kapaklı değil. Herkes ulaşabiliyor. Onun için bu bilgilerde ihtilaf olması imkansızdır. Peki, bunlarla ilgili hangi bilgilerde ihtilaf edilir? Bunlara soyut değer yüklenmesi durumunda. Bunlara soyut değer yüklenince varlıkların cisimleri hakkında, somut varlıklı, somut mevcudiyetleri hakkında değil, yüklenilen soyut değerler hakkında ihtilaf çıkar, kabul edilmezlik çıkar. Yani şöyle diyelim. Mesela siz varlık var şurada, eşya var. Eşyanın göründüğü, ulaşıldığı, hissedildiği, duyulduğu hususunda kim ittifak etmez? Yani aklı olmayanlar ancak ittifak etmez. Peki burada karışım ne? Ha, siz bu varlığı soyut olarak izafe ettiğiniz değer. Biri verli der ki kendi kendinedir. Biri der ki kaostur. Biri tanrı der. Biri evrim der. Biri Big Bang der. Bakın bunlar somuta dair bilgiler değildir. Bunlar somutun soyut tarafıdır. Somutun soyut tarafıdır. Bunların buradaki somut bilgilere yaslanması mümkün. Tabii ki yaslanması mümkündür. Kendilerini oraya yaslayarak bir takım çıkarımlarda, soyut çıkarımlarda bulunmaları mümkündür. Tabii ki mümkündür. Ama hiçbir zaman o çıkarımlar o varlığın kendisiyle alakalı bir şey değildir. O insanın onu algılamasıyla alakalı bir şeydir. Dolayısıyla somut varlıkların somutuyla ilgili herhangi bir İhtilaf olması söz konusu bile olamaz. O zaman bu bilgi, yani şu dediğimiz bilgi, ihtilafın konusu değildir. İhtilafın konusu olan bilgiler şuralardır. Şu ikisidir. Onlar nasıl ihtilaf konusu olurlar? Her ikisi de yalan haberle komşudur. Her ikisi de. Manipüle edilmesi, değiştirilmesi, farklılaştırılması, farklı şekle sokulması mümkün olan olaylardır. İkisi de mümkündür. Örnek, yani mesela bakın İsa. İsa diye birinin yaşadığı hususunda herhangi bir şüphe yoktur. Yani o somuta dair, yani İsa'nın somutuna dair bir bilgidir. Onu dünen tevatür nedir ne değildir orada şey yapmıştık. Dolayısıyla İsa'nın nesnel varlığı hakkında bir şüphe olmaz. Ama mesela İsa asıldı mı? Yani çarmıha gerildi mi? Gerilmedi mi?
Bakın bu bilgi manipüle edilebiliyor. Bu bilgi manipüle edilebiliyor. İsa'nın bir anneden doğduğu hususunda bir manipülasyon yok. Yemek yediği, su içtiği, çarşı pazar gezdiği, çocukken büyüdüğü, büyüdükten sonra ergenlikten sonra işte orta yaş bilmem ne falan geldiği, bütün maddi, somut şeylerin hepsinin onun üzerinde de görüldüğü hususunda bir şüphe yok. Burada bir şüphe yok. Şüphe ne? Şüphe öldü mü? Yoksa çarmıha gerildi mi? Bakın somut bu aslında olay nedir? Olay somut bir olaydır. Her ikisi de somut bir olay. Olaylar somutu. Bakın manipüle edilebiliyor. Bu manipüle edilebiliyor. Farklı kurgular oluşturulabiliyor. İşte bakın İsrailoğulları Mısır'da 430 yıl kalmış diyorlar. Fakat mevcut bilgilere göre Mısır tarihinde her türlü kelimeyi bulursunuz ama İbrani, İsrail, Yahudi kelimelerini bulamazsınız. Her türlü şeyi bulabilirsiniz ama bakın Yusuf, Yakup, Esbat, Musa, Harun, bunlarla ilgili bilgiyi bulamazsınız. Demek ki bu olaylar manipüle edilebiliyor. Burada yine iki tane rakip bilgi var. Bu iki rakip bilgiden bir tanesi yalan. İkisinin de yalan olma ihtimali var. Ama başlangıç noktası ikisinden biri yalan. Başka? Yine dedik ya, tevarüs dedik. Somut eşyanın somut bilgisi dedik. Somut olay bilgisi dedik. Soyut değer bilgisi. Bu manipüle edilebiliyor dedik. Bu kesinlikle manipülasyon olmaz dedik bunda. Ancak ne zaman manipülasyon olur? Buna yani soyut, somut olana soyut değer yüklediğiniz zaman manipülasyon olur dedik. Ama kendi somutunda hiçbir manipülasyon olmaz işte. Yani yeryüzünde hangi dine mensup olurlarsa olsunlar, yağmurun gökten düştüğü, havadan düştüğüyle ilgili herhangi bir karışık bilgi yok. Kimse yerden yukarı doğru yağmur yağdığını söylemiyor işte. Ama siz o yağmur yağmasına soyut bir değer yüklersiniz. Onda ihtilaf olması da mümkündür. Yani olur yani ihtilaf olur onda. Veya Kabe'nin köşesindeki siyah bir taşın kutsal olduğunu Heh. söylersin. Heh. Yani o Kabe'nin köşesinde siyah bir taşın durduğu, taşın siyah olduğu somut mudur? Son. Somuttur. Hiç kimse şunu demez yani Kabe'nin köşesinde bu siyah taş yoktur. Demez yani. Taştır. Taş olduğu hususunda herkes ittifak halindedir. Köşede durduğu hakkında ittifak halinde taşları sayıp hangi sırada durduğu hakkında herkes ittifaka çünkü ulaşılabilir bilgidir. Ama bunun kutsal olduğu, bunun işte cennetten düştüğü, bunun şöyle olduğuyla ilgili bilgi, bakın siz bir soyut değer yüklüyorsunuz. Somuta soyut bir değer yüklüyorsunuz. O zaman ihtilaf olur. O zaman ihtilaf olur. Somut olay bilgisi her zaman ihtilaf. Özür dilerim.
Efendim. Aleyküm selam Ramazan hocam. Şükür şükür siz nasılsınız? Ona bizim buralarda ihtiyarlık diyorlar, haberin olsun. Eyvallah abiciğim. Buyurun hocam. Evet. Evet. Eyvallah abiciğim, eyvallah.
Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, ne diyorduk? Diyorduk ki somut, yani somut eşyanın somut bilgileri bir tartışma, bir ihtilaf konusu oluşturmaz. Ancak buna soyut değer yüklerseniz o zaman başlar tartışma. Somut olay bilgileri her zaman manipülasyona açıktır. Her zaman manipülasyona açıktır. Burada bilginin değeri diye bir şey çıkması lazım. Yani bilgiye nasıl değer verilecek? Yani bilginin bilgi değeri. Bilgiye, ya bilginin, pardon, bilginin bilgi değeri nasıl sağlanacak? Bilgi değeri. Burada yöntem geliştirilmesi lazım. İşte yani biliyorsunuz tarihi olaylarda haberin doğrulanmasıyla ilgili geliştirilen yöntemlerden, gelen haberlerin doğrulanmasıyla ilgili geliştirilen yöntemlerden ki hadis usulü de buraya girer. Yani hadis usulü de bu kategorinin içerisindedir. Çünkü en nihayetinde hadis dediğiniz olay da somut olay bilgisidir. Somut olay bilgisidir. Bir de soyut değer bilgisi vardır. Soyut değer bilgisi. Bu soyut değer bilgisinin, bu da manipülasyona açıktır. Yani bu da manipülasyona, her şeye açıktır. Yalanlanabilir bir bilgidir. Yani yalan denilebilecek bir bilgidir. Fakat bu bağışlanmış bilgi olduğunda, yani eğer bu soyut değer bilgisi bağışlanmış bilgi olarak kendisini lanse ediyorsa, kendisini bu şekilde tanımlıyorsa, o zaman bu bilgiyle ilgili geliştirilecek yöntemlerin, yani geliştirilecek bu bilgiyi doğrulamayla ilgili geliştirilecek yöntemlerin şuradakinden farklı olması lazım. Buradan farklı olması lazım. Burası artık başka bir şeydir. Bu yöntemlerin kesinlikle ve kesinlikle bu tevarüz ettirilen değer neyse onunla, ondan oluşturulması gereken bir yöntem olması lazım. Hatta bu yöntemi bunun dikte etmesi lazım. Mecbur bırakması lazım. O yöntemi uygulamaya. Şimdi elimizde bu tür bize tevarüz ettirilen bu tür bilgiler var arkadaşlar. Yani tabiri caizse geçmiş şöyledir. Siz de şurada bir noktasınız. Buradan bilgiler size böyle akıyor. Akıyor bilgiler. Bunun içerisinde somutu var, soyutu var, olay bilgisi var, düşünce bilgisi var, yöntemler var. Her şey var, her şey var ve buraya geliyor. Bu size sükun eden bilgiye karşı sizin elinizde, eğer bilgi sizin için değerliyse tabii, sizin elinizde tüm bu bilgiyi doğru analiz etmenizi sağlayacak, yanılma payınızı aza indirecek, yani uyguladıkça yanılma payınızı azaltacak bir yönteminizin olması şarttır. Neden yöntem şarttır? Çünkü gelen bilgilere baktığımız zaman, ister soyuta dair olsun, ister bağışlanmış bilgi olsun, ister edinilmiş bilgi olsun, ister somuta dair bilgi olsun, ister olaylara dair, somut olaylara dair bilgi olsun, hepsinde artıları ve eksileri var. Hepsinin. Hepsi size birçok şekilde geliyor. Tek bir şekilde gelmiyor. Hangi dönemi alırsanız alın, yani şu anda mesela somut olay bilgisine bakalım. Hangi dönemi alırsanız alın arkadaşlar, o dönemle ilgili konu edindiğiniz kişiyi şeytanlaştırmanız da mümkündür.
melekleştirmeniz de mümkündür. Çünkü her ikisine dair bilgi gelmektedir. Örnek, mesela Muhammed diye biri gelmiş. Tarafsız. Karşı taraf. Taraf. Buradan da size bilgi geliyor. Siz buradasınız. Bir tarafı bir ölçü olmadan kabul etmeniz, hangi tarafı kabul ederseniz edin, yani tarafı da kabul etseniz bir ölçü olmadan, karşı tarafı da kabul etseniz bir olmadan, tarafsızın bilgisinde bir yönteminiz olmadan kabul etmeniz durumunda bu üç bilginin değeri de aynıdır. Aynı değerdedir. Bu durumda Muhammed'e taraf olmak da değersizdir. Tarafsız olmak da değersizdir. Karşı taraf olmak da değersizdir. Çünkü taraf olmanız ya da karşı taraf olmanızı temellendirebileceğiniz bir aslınız yok. Onun için burada bilgiye muhatap olan, yani tevarüse muhatap olan, tevarüse maruz kalan insanın yönteme ihtiyacı vardır. İhtiyacı şarttır. Yani ihtiyacı vardır. Buraya nereden geldik? Kur'an. Tevarüs ettirilen bir bilgi midir? Evet, tevarüs ettirilen bir bilgidir. Bunun da tarafı, karşı tarafı tarafsızı. Şu anda bu şekilde bilgi var mıdır? Yani Kur'an'la ilgili bu üç kesimden de şu anda hali mevcutta bilgi var mı? Evet, vardır. Taraf olanların bilgisi vardır. Karşı tarafın bilgisi vardır. Tarafsız olanların bilgisi vardır. Ve bu bilgi bizden öncekiler tarafından oluşturulup bize tevarüs ettirilmiştir. Mesela Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu tarafların aktardığı bilgidir. Ve bugün Müslümanların hemen hepsi bu Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu bilgisini taraftarlardan öğrenirler. Taraftarlardan. Onlardan aktarılan bilgilerden, onlardan tevarüz ettirilen bilgilerden öğrenirler. Öğreniyorlar. Hepimiz öyle değil miyiz? Evet. Eğer bu tarafta olmak neslen bu tarafta olmak bu bilginin doğruluğu için yeterse, o zaman burada da aynı şey geçerli. Burada da aynı şey geçerli olmak zorundadır. O zaman üç tane doğrunuz olur. Bu da doğrudur, bu da doğrudur, bu da doğrudur. Ölçüyü ne olarak aldınız? Ölçüyü taraftarın nesli olmak. Ölçü olarak bunu aldınız. Yani bilginin, Kur'an Allah'ın kitabıdır, bilginin sağlamasını neyle yaptınız? Bunu söyleyenlerin nesli olmanızla yaptınız. Eğer
bir şeyin nesli olmak o bilginin doğruluğu için ölçüyse karşı tarafta nesli var. O zaman onlarınki de doğru olur. Tarafsız olanların da nesli var, onlarınki de doğru olur. O zaman sadece tevarüs ettirilmesi bilginin onun doğruluğunun delili değildir. Delili değildir. Yanlışlığının da delili değildir. Ne yanlış ne doğru olduğunun da delili değildir. Aslında bu sadece bu bilgi için mi geçerlidir? Hayır, her bilgi için böyledir. Tek başına bilgiye maruz kalmak o bilginin doğruluğu, doğru olduğu anlamına gelmez. Şöyle biraz daha örnek vereyim. Şurada yaşıyoruz. Buraya bilgi buraya ait. Burada ortaya çıkmış. Fakat bu buraya aktarmış. Bu buraya aktarmış. Bu buraya aktarmış. Bu buraya aktarmış. Buraya gelen bilgiye buradakiler diyor ki bilgi bu çizgiye ait olduğu için doğrudur. O zaman şöyle bir şey olacak. Şuradaki birini kaldırıp şuraya getirseniz de doğru diyecek. Buraya getirseniz de doğru diyecek. Buraya getirseniz de doğru diyecek. Mesela Müslümanız. Niye Müslümanız? Çünkü babamız Müslüman. Çünkü onun babası Müslüman. Kur'an Allah'ın kitabı. Niye Allah'ın kitabı? Çünkü babamız öyle söyledi. Onun babası öyle söyledi. Onun babası öyle söyledi. Onun babası öyle söyledi. Kur'an dünyanın en değerli kitabıdır, en doğru kitabıdır. Niye öyledir? Çünkü babamız bize böyle söyledi. Onun babası da ona öyle söyledi. Onun babası da ona, onun babası da ona, onun babası da ona. Müslümanlık dünyanın en güzel dinidir. Niye? Çünkü babam öyle söyledi. Çünkü ben bu uzantının sonucuyum. Benim uzantım bu olduğu için doğrudur. Böyle insanları Yahudilerin içinde doğsalar Yahudilik dünyanın en güzel dini olur. Hristiyanların içinde doğsalar Hristiyanlık dünyanın en güzel dini olur. Şintoizmin içinde doğsalar Şintoizm onlara dünyanın en güzel dini olur. Niye? Çünkü burada adamın güzellik anlayışı, doğruluk anlayışı bilginin kendisine gelebilmesidir. Gelmesidir. O kadar. Bugün dünyaya baktığınız zaman dünyadaki bilgiye verilen değer hem Müslümanlarda hem Hristiyanlarda hem Yahudilerde böyledir. Annesi babası Müslüman olduğu için Müslümandır. Kendisi İslam'ın doğruluğunu gördüğü, anladığı, aklettiği, onun güzelliğini gördüğü için değil. Görmeye ihtiyaç da duymaz zaten. Bunlara ihtiyaç duymaz. Onun öyle olduğuna inanır. Nasıl inanıyorsa. Görmeye de ihtiyaç duymaz. Burada artık siz bilgiden bahsedemezsiniz. Burada bahsedeceğiniz tek şey hırs dediğimiz şeydir. Taassup diyeceğimiz şeydir. Asebe yani. Taassup diyebileceğim bir şeydir. Burada bilgi yoktur artık. Her halükarda karşımıza şu çıkıyor.
Her halükarda. En azından bizim. Bilgi edinme yolu bizim için sadece tevarüştür. Tevarüş yoluyladır. Başka yönteminiz var mı? Sarf nahiv, işte bakın bir kitap okuyorsunuz, sarf nahive ihtiyaç duyuyorsunuz. Sarf nahiv yazarlarından öğreniyorsunuz. Yani bilgiyi kitaptan kendinize tevarüz ettiriyorsunuz. Her şey öyle. Her şey öyle. İşte bu durumda her halükarda biz sadece tevarüse maruz kalıyorsak ve bilgi edinme yolumuz sadece tevarüzse, bizim elimizde tüm bilgileri, yani biraz önce saydık, bilgilerin çeşidi çok fazladır. Bu tüm bilgileri, yani soyuta dair, somut olaya dair, somut eşyanın somutuna dair, her taraftan buradan milyonlarca, milyonlarca, milyonlarca bilgi, buradan milyonlarca bilgi, buradan milyonlarca bilgi size gelmektedir. Bu bilgilerin hepsinin doğru, hepsinin yanlış, yani olması zaten aklen muhaldır. O zaman burada sizde bilgiyi filtre edebilecek bir yöntem bulundurma zorunluluğu vardır, olmak zorundadır. Eğer tutarlı bir düşünce sahibi, düşünceleriyle hayatı uyumlu bir pratik sahibi, doğru değerlere inanmanın özgüvenine sahip biri olmayı istiyorsanız, arzuluyorsanız, bilginin tamamına karşı bir yönteminizin olması şarttır. Eğer yöntem dediğiniz şey tıpkı tevarüs gibi her bilginin kendi karakterine göre şekillenir. Somut eşyanın somut bilgisini edinme ve doğrulama yöntemi. Somut olay bilgisini doğrulama yöntemi. Soyut değer bilgisini doğrulama yöntemi. Eğer burada soyut değeriniz bağışlanmış bilgi ise, ve bu bağışlanmış bilgi de, neyse bunu değil, eğer bilgi ise durum değişir. Fakat
somut eşyanın somut bilgisini edinme ve doğrulama yöntemi. Burada size kuralı dikte eden eşyadır. Eşyayı gözeterek kural çıkartabilirsiniz. Eşyanın size imkan verdiği deneyleri yapabilirsiniz. Eşyanın size imkan verdiği doğrulama yöntemlerini kullanabilirsiniz. Mesela biri dedi ki size, işte su 95 derecede buharlaşır dedi. Su eğer size kendisini 95 derecede ısıtma imkanı vermiyorsa, siz bu bilgiyi doğrulatamazsınız. Onun için somut eşyanın somut bilgisini edinme ve doğrulama yöntemlerindeki kuralları ve asılları eşya belirler. Yani asılları eşyanın hali belirler, eşyanın durumu belirler, eşyanın imkanı belirler. Merkezde onlar olmak zorundadır. Merkezde onlar olmak zorundadır. Merkeze onları almak zorundasınız. Onların hallerini, durumlarını, değişmezlerini referans alarak yöntem oluşturursunuz. Eşya geliştirirsiniz, deney yaparsınız. Onlar size neye imkan veriyorsa. Somut olayların bilgisini edinme ve doğrulama yöntemine gelince, burada değerler sahibi olmak zorundasınız. Burada bilgiyi doğrulatma imkanlarına sahip olmalısınız. Eğer bu imkanlardan yoksunsanız, şurasıyla ilgili hiçbir zaman sabite sahibi olamazsınız. Hiçbir bilgiye güvenemezsiniz. Hiçbir bilgiye. Burada güveneceğiniz tek bilgi vardır. Tevatür. Yani mütevatir bilgi. Onun haricindeki bilgilerin tamamı zannidir. Tamamı zannidir. Buraya gelince bilgi bağışlanmış olduğunda siz insana ait, insanın çerçevesini belirlediği, insanın köşe taşlarını koyduğu, kendisinin koyduğu bağışlanmış bilgiden refere edilmemiş bir yöntemi asla kullanamaz. Buyurun babacığım. Geleyim çalıştırayım babacığım.
Evet, kusura bakmayın. Bağışlanmış bilgiyle ilgili geliştirilecek yöntem ise ondan bilgi edinme. Yani siz bağışlanmış bilgiden edinilen bilgi elde etmek durumundasınız. Bu edinilen bilginin sıhhat ölçüsü bağışlanmış bilginin kendisinden tespit edilir. Evet. Bu biraz şey, ne diyorlar ona? Paradoks olmuyor mu? Yani bir şeyin şahidinin de kendisi olması. Kendisinin şahidi değil, dikkat edin. Dikkat edin orada. Orada söylediğim şey onu kendisine şahit tutmak değil. Onu edindiğiniz bilgiye şahit tutmak. İkisi aynı şey değildir. Tamam canım, sağ olasın. Burada nereye gidelim şimdi? Mandalina getirmiş bana. Yani bağışlanmış bilginin sıhhati gene sıhhatini ölçecek yöntem gene bağışlanmış bilginin içindedir. Hayır. Bağışlanmış bilginin sıhhatini kimse ölçemez. Ondan edindiğimiz bilginin sıhhati. Ha, bunlar edindiğiniz bilginin sıhhatini ölçersiniz. Bu şu anlama gelir. Aslında siz aklınızı ölçüyorsunuz onunla. Onu değil. Bağışlanmış bilginin, yani bu nasıl olur? Şöyle olur. Haber Nuri Hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Şükür, şükür hocam. Gün değişik böyle. Yıllar sonra iki defa bu şekilde giyindim. Biri oğlanın düğünü, bir de bugün. Öyle bir farklılık oldu. Evet, kravattan mı bahsediyorsunuz? Evet. Dedim bakayım nasıl olmuş. Böyle. Evet abi, Allah razı olsun. Sizden de. Öğretmenler günü ha?
Öyleymiş. Şimdi bağışlanmış bilgi dediğiniz zaman siz şöyle yapmış olursunuz. Yani ne demektir o? Siz şunu demiş oluyorsunuz. Bağışlanmış bilgi dediğinizde. Şurada bir kitap zamanla alakaya geçirdi ya da bir bilgi zamanla alakaya geçirildi. Ama bunun kaynağı şuralarda bir yer değil. Şuralar değil. Şurası. Şurası. Buradan buraya getirildi demiş oluyorsunuz. O zaman sizin burasıyla ilgili bir tanımınızın olması lazım. Eğer siz burasıyla ilgili şöyle bir durumunuz varsa, burada bu karanlık yerde panteon var. Bir panteon var. Diyorsanız siz bu bilginin çelişkili olabileceğine baştan kabul etmişsiniz demektir. Bağışlanan bu bilgi çelişki barındırır demektir bu. Eğer burayla ilgili bir panteon, orada bu bilgiyi bize getirenin arka planında bir panteon var dediğinizde siz bakın çelişkiyi kabul etmişsiniz demektir. Çelişki olabilir demektir. İki, nes olabilir demektir. Üç, ihtilaflı olabilir, ihtilaf olabilir demektir. Bunları otomatikmen kabul etmiş olursunuz. Çünkü panteon dediğinizde yani sayıyı ikiye çıkarttığınızda, üçe dörde çıkarttığınızda bunların olma ihtimali %50'dir. İlla olacak diye bir şart yok. Ama artık siz bunu kabul etmeyin. Böyle bir şeyin olabilirliğini kabul etmişsiniz demektir. Vuku bulur. Yani burada artık imkan ve vuku diye bir şey dedik ya. Yani böyle bir şeye imkan vardır. Ha bu imkan olan şey vuku bulmuş mudur, bulmamış mıdır o ayrı bir konudur artık. Ama siz artık o imkanı kabul etmişsiniz demektir. Yok, burayla ilgili düşünceniz tek başına bir tek kelime yeter. Kusursuzluk içeriyorsa burayla ilgili düşünceniz kuşatıcılık varsa burayla ilgili o zaman şu bilgiyle de aynı değerde olmak zorundadır. Aynısı olmak zorundadır. Bunu peşinen bağışlanmış bilgi dediğinizde bağışlayan makamı nasıl kabul ettiyseniz o bağışlayan nasılsa o bağışlanan bilginin içeriği de öyledir. Kusursuzsa kusursuzdur. Orada birbiriyle rakip olabilecek, birbirine rakip olabilecek güçler olduğuna inanıyorsanız, o zaman bağışlanmış bilginin içinde de birbirine rakip bilgiler, kanunlar, hükümler olabilir. Bu mümkün. Böyle de olur demiş olursunuz. Nesi kabul etmiş olursunuz? Birinin koyduğunu diğeri kaldırır. Bu yani bu illa da oluyor demiyorum. Ama artık bunun mümkün olduğunu yani böylesi bir şeyin mümkün olduğunu kabul etmiş olursunuz. Vuku bulup bulmaması bağışlanan bilginin içeriğine bağlıdır. Örnek mesela
Yahudilerin elinde bugün bağışlanmış bilgi olduğunu iddia ettikleri bir kitapları var. 39 bölümden oluşuyor. Bir kısım Yahudi bu 39 bölümün sadece 5 bölümünün bağışlandığını, bir kısmı da hepsinin bağışlandığını söylüyor. Bağışlayan makama baktığımızda, bağışlayan makama baktığımızda bağışlayan makamın o kitabın içindeki tüm bilgilere hakim olmadığını görüyoruz. Sinirlendiğini, öfkelendiğini, böyle acayip acayip cezalandırma yöntemlerini ve ödüllendirme yöntemlerini içerisine girdiğini görüyoruz. O zaman bu bağışlayan makamın bu kendi karakterini kitabın içine yansıtması olması gerekendir. Nitekim öyle de olmuştur. Yeşu'nun kehanet işte böylesi bir şeydir. Bakın ne yapmış? Karakterini yansıtmış, oranın içerisine koymuş. Katırlarını, eşeklerini, tavuklarını, çocuklarını, her şeylerini, cesetleri kokacak şekilde öldür demiş. Niye? Çünkü karakterini yansıtmış. Çünkü onların bu kitapta böyle şeyler olması, bu kitabı bağışlayan makamın öyle biri zaten, bağışlayan öyle biri. Yani bu kitabı bağışlayan bunları söyleyebilir. Peki, onlar da oraya kusursuzluk atfediyorlar mı? Atfediyorlar. Peki kitapları kusurlu mu, kusursuz mu? Hayır, kusurlu. Kitapları kusurlu. O zaman burada bir sorun var demektir. Bilginin bağışlanmışlığı artık bir şüphe altındadır. Bir şüphe vardır orada. Peki, Kur'an Müslümanlar da bağışlanmış bilgidir diyorlar. Evet. Aynı kusursuzluğu ve çelişkisizliği burada da görmek zorundayız. Çünkü neden? Çünkü Müslümanlar o kitabı bağışlayana bir kusur atfetmiyorlar. Öyleyse kitapta da bir kusur olmaması lazım. Peki var mı? Var. Çelişki var mı? Var. Bir yandan özgür iradeden bahsedecek, diğer yandan kalpleri mühürlediğinden bahsedecek. Bir yandan özgür iradeden bahsedecek, özgür seçimden, kulluktan, özgür seçimle yapılan İtaatten bahsedecek. Taat kelimesini kullanacak ki taat kelimesinde de asıl olan şey seçimdir, gönüllülüktür. Bundan bahsedecek. Bir yandan la ikrahe fid din diyecek ama öte yandan Allah dilediğini saptırır diyecek. Bu bir çelişki midir? Çelişkidir. O zaman bu kitabın bağışlanmış bilgi olması şüpheye düşer. Şüphe altına girer. Zan altına girer artık. Buraya dikkat edin şimdi. Peki. Kitaptaki bu çelişkiler bağışlanan bilginin eseri midir? Yoksa bağışlanan bilgiyi edinilen bilgiye dönüştürenlerin eseridir.
Kimisi? Bunlar kıraatın eseridir. Kıraatın eseri. İşte eğer okuduğumuz kitabın yazarı varsa bu çelişkiler yazara aittir. Dedik ya hani bugün okuduğumuz, elimize alıp okuduğumuz noktalı ve harekeli metnin bir çeviri olduğu göz önüne alınmadan okunursa kitabın başarısı da başarısızlıkları da kitabın sahibine, çevirmene değil de kitabın sahibine, kitabın izafe edildiği yere isnat edilir. İşte bu durumda bizim elimizde bir karşımızdaki bilgi kitap olduğu için değil, Kur'an olduğu için değil. Kur'an'ı anlama, hayır o öyle değil, tevarüs etmiş bir bilgi olduğu için. Tevarüs ettirilen bir bilgi olduğu için bir yöntem gereklidir. Orada da şuna bakarız. Şu 610-632 yıllarındaki buna Kur'an diyelim. Kur'an ile kadar yamuk çizdim. ...2023... yılındaki Kur'an yan yana getirildiğinde bir aynilik var mı? Zaman %100 aynilik yok. Yani. şöyle yapmak zorundayız. Kendimizden geriye doğru giderek, geçmişten ileriye doğru değil, kendimizden geriye doğru giderek buradan yola çıkan kitabın burada ve en nihayetinde bize gelene kadar ben tersinden başlamalıyım, kusura bakmayın. Yani şu an elimizde bulunan kitap bizden öncekilerde, ondan öncekilerde, ondan öncekilerde ne oldu? Niye yazmıyor? Şey mi bitti? Şarjı mı bitti? Allah'ım. Algılamıyor. Neyse arkadaşlar. Kalemin şeyi bitti herhalde. Algılamıyor kalem.
yüzden evet. Kusura bakmayın, şey oldu. O zaman kendi bulunduğumuz dönemden geriye doğru bize tevarüz ettirilen bu kitabın üstüne neler konulmuş, neler eklenmiş? Yani salt kitaba mal edeceğimiz, kitabı gönderene mal edeceğimiz kısım. Bir de bu kitabın üzerinde bir takım işlemlerde bulunanlara izafe edebileceğimiz kısım. Böyle bir yöntemi geliştirmek zorundayız. Bunu kitabın içeriğinden dolayı değil, kitabın tevarüs yoluyla gelirken çeviriye maruz kaldığı, başka şeylere maruz kaldığı için. Bu kitap yeter yetmez iyi kötü onu sonraya bırakırsınız. Bu kitabın sonraki kitap okuduktan sonra elde edeceğiniz bilgidir. Ama bu kitap okumadan elde etmeniz gereken, bilmeniz gereken bir bilgidir. Yani bu tıpkı şuna benzer. Siz eğer işte Eşari'nin El İbanesini Türkçe okuyorsanız ve Eşari'nin o kitabı Arapça yazdığını Arapçasının da tercüme edildiğini bilmiyorsanız, bunu dikkate almıyorsanız, okuduğunuz kitap artık Eşari'ye aittir, Türkçe yazılmış olsa bile oradaki yanlışların, eksiklerin tamamı Eşari'ye mal edilir. Tıpkı bunun gibi. Evet. Yani elimizdeki metnin asıl metin mi, tercüme mi olduğunu önce Şerh mi? Yani mesela bakın şurada Fethülbari var. Şimdi burada altında eğer şöyle bir yazı olmasa, Sahih Buhari şerhi olmamış olsa, siz bunu Buhari, yani burada bu üstüne Buhari yazmış olsa, şunu açtığınızda şurada okuduğunuz şerhler Buhari'ye ait şerhler zannedersiniz. Oysa buradaki şerh ediyor. Yani bu şerh dendiğinde ne var? Ha, bir, asıl metin var. Yani yazarın temel aldığı, ana yazarın asıl temel aldığı asıl metin var. Asıl metni temel alan yazarın kendi söylemleri var. Anladığı var. Evet. Anladığı var. Sonra birinin de o anladığından ne anladığını anlatmak var. Tavşanın suyunun suyu yani. Evet. Heh, siz bunları bilmezseniz Fethülbari eşittir Buhari dediğiniz zaman Fethülbari'nin bütün günahları, bütün hataları, bütün kusurları ve bütün sevapları Fethülbari'ye yazılır. Yazara yazılır, pardon, yazara. Çünkü siz Fethülbari eşittir Buhari dediniz. Şimdi aynı şey aslında çok basit. Asım kıraati eşittir Kur'an dediğiniz zaman kusura bakmayın. İmla hataları da, anlam hataları da, ortaya çıkan şeyler de tamamı Kur'an'ın şeyidir. Çelişki varsa bu
Kıraatin çelişkisi falan diyemezsiniz çünkü siz onu Kur'an yerine koydunuz. Evet arkadaşlar. Şeyin elimizdeki metnin, elimizdeki Kur'an metninin şeyin olduğu, işte çeviri olduğu eklemeler, hatta çıkartmalar yapıldığı da bize zaten tevarüsle, hatta tevatüren gelen bir bilgi. Yani Yani onu ki öyle bir bilgi olmasa bile, yani diyelim ki öyle bir bilgi yok. Ama şöyle bir, yani şu anda günümüzde şöylesi bir durum var. Bu aynı Kur'an denilen, aynı belge denilen belgenin Suudi Arabistan'da başka bir versiyonunun, Sudan havalisinde başka bir versiyonunun, Kuzey Afrika da başka versiyonlarının, Orta Afrika'ya yakın bölümlerde başka versiyonlarının olduğunu şu an biz canlı kanlı yaşıyoruz. evet. Artı yine nesnel olarak, bakın nesnel olarak diyorum, anlam olarak falan demiyorum. Nesnel olarak her ne kadar herkes ulaşamasa bile, işte müzelerde şurada burada Kur'an'ın başka bir nesnelinin olduğunu da görüyoruz. Noktasız ve hareketsiz metin olduğunu da görüyoruz. O zaman elimizde şöyle bir Kur'an var. Bir, noktalanmış ve harekelenmiş versiyonları var. Versiyonları. Ki bunlar arasında farklılık var mı? Var. Farklılık var. Bu var. Bir de hepsinin biz şunu noktalayıp hareketledik dediği noktasız ve hareketsiz metin var. Yani bütün noktalanmış ve harekelenmiş metinlerin biz bunu temel aldık dediği ve gerçekten de heyet olarak onu temel aldıkları ortada olan noktalanmamış ve harekelenmemiş bir metni var Kur'an'ın. Bundan daha ötesine gidebiliyor musunuz? Yani şöyle diyelim. Evet, bir de Kur'an'ın işte ses kaydı var. Cebrail tarafından okunan, Muhammed tarafından okunan ses kaydı var. Daha öteye gidebiliyor muyuz? Hayır, daha öteye gidemiyoruz. Yani bu kitabın en saf hali, belki daha da saf hali vardır, onu bilmiyoruz. Ama şu anda biz Kur'an'ın en saf hali, en natural hali olarak neye ulaşıyoruz? Noktasız ve hareketsiz metne ulaşıyoruz. O zaman şunu bilmeliyiz ki kitap okuduğumuzda biz bir yazarın anladıklarını okuyoruz Kur'an'da. Veya yazarların hiç önemli değil. Çeviri okuyoruz. Bu çeviri hata, çevirilerde çelişkiler olduğu vaki midir? Vakidir arkadaş. Vahidir. Öyle Asım kıraatını Kur'an yerine koyup Kur'an'da hata yok demek. Ya gidin daha birader. O hataları yorumla. Siz hata olmaktan çıkarıyorsunuz. Oysa nesnel varlıklarında kabul edilen değerleri temel aldığınızda nesnel varlıklarında hata var kardeşim. Oysa biz diyoruz ki bu bağışlanmış bilgi ise ve bilgiyi bağışlayan kusursuz, eksiksizse bunların onda olması imkansızdır. Bu hataları ortaya çıkartan nedir? Kıraatlerdir. İşte bunu bilerek okumak. O zaman yapılacak her Kur'an okumasının şöyle olması zorunludur.
Noktalı ve harekeli metnin noktasız ve hareketsiz metinle uyumu bir. Noktasız ve hareketsiz metnin kendi özelliğinden kaynaklanan durumunun noktalı ve harekeli metne yansımasının doğru olup olmadığı. Bu doğru olup olmamayı neye göre ölçeceğiz? Onun usulleri, onun kuralları neye göre ölçeceğiz? Sabitelerimizin olması lazım. Sabiteler. Onlar da çok zor değildir. Bir kere çelişkisizlik bir sabitedir. Yani bu kitapta çelişki olamaz. Bu kitapta zamansal da olsa hükmü kaldırılmış, hükmü biten bir şey olamaz. Bu kitap sonsuz olanın şimdiki zamanda imkansızlığından dolayı sadece şimdiki zamanı yaşayanla imkanından dolayı sadece şimdiki yaşayan zamanı yaşayanların kesiştiği noktadır. Kesişim noktasıdır. O zaman bu şimdiki zamana mahkumdur bu kitap. Bu ne demektir? Bu evrensel demektir. Her zaman şimdiki zamanda kalacak demektir. Her zaman şimdiki zamanda kalmak zorundadır demektir. Evet, işte böyle arkadaşlar. Var mı sorularınız? İmkansızlığından dolayı şimdiki zamanı yaşayan da imkanları sonsuz olduğu için şimdiki zamanı yaşayanın Kesiştiği ha, noktadır. evet kesişme noktası. Buluşma noktası, kesişme noktasıdır. Var mı sorularınız arkadaşlar? Zor mu derslerimiz? Yo, Yani... zor değil. Demin o konu işlerken bağışlanan bilginin yani nasıl yaklaşacağımızı, onu nasıl check edeceğimiz veya bu yöntemi yani ulaştığımız bilginin doğruluğunu bize bağışlanan bilgi verir. Daha doğrusu bizim aklımızı ölçmüş olur demiştiniz. Bağışlanan bir bilgi var. O zaman bağışlayan var. Bağışlayan hakkındaki fikrimiz en başta birinci sırada. Bağışlayan hakkındaki bilgimiz bizim bağışlanan bilgiye yaklaşımızda en baştaki ölçü demiştiniz. Onu söylediğinizde şey geldi aklıma. Fetih Suresi'nin başında
ve yuazibel münafıkine vel münafıkat vel müşrikine vel müşrikat zannine billahi zanne sev. Allah hakkında sev, kötü zanda bulunanlar, ki o şey bilgi de değil zaten, o zan sadece. Onu getirir aklıma. Yani o bilgiyi bağışlayanın, dediğiniz gibi işte öfkeli, sağı solu belli olmayan birisi olduğunu şey yapıyorsak, varsayıyorsak, bu bizim bağışlanan bilgi içinde de onu öyle şeyler bulmamızı getirecektir kaçınılmaz olarak. Yalnız orada o suizan, yani zannın kötüsüyle ilgili şöyle bir arka plan var. Çünkü bu arka plan olmak zorundadır. Neden? Çünkü kötü zan dediğiniz şeyin bir tarifi, bir tanımı yok. Yani siz onun evlat edinmesini kötü zan olarak görürsünüz ama ötekisi bunu tam olması gereken olarak görür. Siz şeytanın Allah'ın rakibi olduğunu kötü bir şey olarak görürsünüz, kötü bir tanımlama olarak görürsünüz. Ama ötekisi şeytanın da onun rakibidir, yaratığıdır der yani. Dolayısıyla burada kötü zan denilen şeyin bir tarifi, bir tanımı olmadan, onun ne olduğunu söylemeniz, ona bir ölçü getirmeden onun ne olduğunu söylemeniz imkansızdır. Dolayısıyla buna bir tanım, bir arka plan, bir temel, bir asıl, kötü zan derken neyin kastedildiğinin bilinmesi lazım. Bunu nereden bileceğiz? Aslında çok kolay. Çok kolay. Su'i'nin karşılığı nedir? Su, onun karşısı ne, zıttı nedir? Hasan. Hüsn'dür değil mi? Hüsn. Lehul esmaul husna. Hüsn. İşte suizanın, yani o su, kötü zan, Allah hakkındaki kötü zanın kendisiyle bilineceği ölçü Esma-ül Hüsna'dır. Allah'ın kendisine izafe ettiği şeylerin hiçbir tanesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Allah mutlaktır, onun sıfata da ihtiyacı yoktur. Mutlak olanın sıfata ihtiyacı var mı? Yok. Mutlak olanın isme de ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yani onlar Peki, bizim için zaten, bizim onu. Allah-u Teala bunları bize kendisi anlamlı olsun, kendisini anlamlandıralım diye değil. Çünkü o mutlaktır. Siz ona trilyon tane sıfat da verseniz siz onu anlamlandıramazsınız. Buna gücünüz yetmez. Peki o bunları niye verdi? Kendimizi anlamlandıralım diye. Evet. Onunla çerçevesi olan, anlamı olan, anlamlı olan bir ilişki kuralım diye. İşte suizan, Allahu Teala'nın bildirdiği bu esmayı eksik, yanlış, farklı tanımlamak, olmayan manalar yüklemek ya da olan manaları azaltmak ya da bunların dışında Allahu Teala'ya sıfat ya da fiil izafe etmek, Allah'ın insanları saptırması gibi. Bu suizandır. Yani şeyde Hadi var onun isimler içinde ama dalil yok Dal onun yok. isim. Dal yok. Mudil diye bir sıfatı yok Allah-u Teala'nın. Onun için Allah hakkında sui,
zanda bulunmak Allah-u Teala'nın kendisiyle ilgili, biz anlamlı olalım. Biz o sınırları aşmayalım. O sınırlarda kalalım. Hududullah dediği bu sınırlarda kalalım diye bildirdiği o isimlerin, o fiillerin, o esmanın ya kendisini yanlış tanıtmak, ona olmayan ve olması da mümkün olmayan diğer esmalarıyla çelişen manalar yüklemek, ona asla yapmayacağı fiilleri izafe etmek, işte bu suizandır. Ölçüsü odur. Yani suizanını nereden bileceğiz biz? Aslı nedir o? Esmaül Hüsna'ya bakacaksın. Ef'alül Hüsna'ya bakacaksın. Ona bakacaksın. Bunların dışında bunlarla çelişen, bunların anlamını nakzeden bir zan varsa, ki zan olur o bilgi zaten. Onun bildirmediği bilgi. Niçin zan dedi o? Çünkü suizan onun bildirmediğini ona yüklemektir. Onun bildirmediği, onun hakkındaki onun bildirmediği şeyler zan olur sadece. Başka bir şey olmaz. Evet, ilim değildir yani. İlim olmaz. Zandır o. İşte onun böyle bir arka planı var Güneş'ciğim. Sağ olun, bu güzel oldu. Yani o suizanı edinebilmek için de zaten o zanna sahip olmak için de o Esma-ül Hüsna'yı hiç bilmemek değil ama onu bilmek gerekir. Yani onun hakkında hiç bilgi sahibi olmadan şey yapamaz. Suizan sahibi de olamazlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in metni üzerinde bir manipülasyon yapmak için onun metnini bilmek lazım önce. Hani manipülasyon onun üzerine olur. Yani onun gibi. Yine dün konuştuğumuz mesela Allah-u Teala'nın kendisine evvel demesi, ahir demesi, bunlar kendisini tanımlamak için değil. Bizim kendimizi tanımlamamız için bunlar da. Şeyi durdurun kaydı isterseniz.